hikaye aslında çocukluk yıllarına dayanıyor. Yani küçükken herkes resim yapmıştır, ben de çok resim yaptım. Fakat böyle hani daha diğer çocuklar gibi işte okul için ödev falan gibi değildim. Hatta resim dersini çok fazla sevmezdim. Çok fazla resim dersinde resim yapmak istemezdim. Benimki birazcık farkı şuydu. Atari salonu vardı bizim çocukluğumuzda, belki bilirsiniz. Atari salonlarına giderdim ve o makinenin başında böyle izlerdim makineyi. Ve oradaki karakterleri bir şekilde böyle aklıma kazıyıp eve gidip o karakterlerin resimlerini yapmaya çalışırdım. Yani Street Fighter oyununun o yüzden hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Çünkü oradaki karakterlerin hepsini böyle tek tek hareketlerini inceleyip eve gidip onların resimlerini yapmaya çalışmışımdır. Sonra o tutku çizgi romana, arkasından da karikatüre dönüştü zaten. Yani çizgi roman, Spider-Man ve Conan hayatıma girdi. Hep onları çizmeye başladım. Sonra karikatürler çizmeye başladım. Sonra da Uludağ Üniversitesi'nde işte resim grafik öğretmenliği bölümüne girdikten sonra karikatür daha başka bir anlam kazandı hayatımda. Özellikle de evrensel karikatür, yazısız karikatür. Farklı düşünme, yaklaşımı geliştirmeme sebep oldu. Aynı zamanda da çizgi tekniğimi illüstrasyona evrilmesine çok önemli katkısı oldu karikatürün. Beni karikatüre yönlendiren ve geliştiren hocalarım benim için çok kıymetli ve değerli olma alanda. Ödüller kazandım karikatür alanında. Hep çizmek istedim başarı elde ettikçe. Ve çok çizdim. Ve sanat hayatım belki de aslında karikatürle başladı. Ve benim reklamcı olmamın da en büyük sebebi karikatürdü. Neden diye sorarsak. Çünkü farklı düşünme sanatı hem karikatürde var hem reklamcılıkta var. Eğer bir ürünü ele aldığınızda farklı düşünüp farklı ifade edemiyorsanız bir şekilde başarılı olamıyorsunuz. Bu benim için çok önemli bir noktaydı. Sonrası sulu boyaya geçiş tabii. Yani şu an mesela çok fazla karikatür çizmiyorum. Hatta neden çizmiyorum diye Ahmet Hocam kızıyor bazen. Ama sulu boyaya geçiş başka bir şey doğurdu bende. Yani başka bir tutkuyu ateşledi. Onun hikayesi de şöyledir. Sulu boya dediğinizde yani toplum içinde veya işte sanat camiasında çok ön plana çıkmaz aslında bakarsanız. Genelde renklendirme amaçlı kullanılır. Hele Türkiye'de tamamen bu amaçlı yani. Renklendirme amaçlı kullanılan bir boyama tekniği gibi sulu boya. Fakat ben de öyle başladım. Ben uluslararası işte Avrupa'daki şehirleri ziyaret ettiğimde eskizler yapardım. İşte o eskizleri ilk önce sadece mürekkepli kalemlerle yapıyordum. Sonra sulu boyayla bunları renklendireyim diye küçük bir böyle travel sulu boya aldım yanıma ve onları sulu boyayla renklendirmeye başladım. Bu benim çok hoşuma gitti. Aslında hiçbir şey yapmıyordum yani. Yaptığım eskizi sulu boyayla basit bir renklendirme yapıyordum. Benim sulu boyayla tanışıp onu keşfetmeme sebep oldu. Ve o şehir resimlerine duyduğum ilgi bir şekilde beni bazı sulu boya ressamlarıyla buluşturdu internet ortamında. Ve başlangıç hikayem çok ilginçtir. Keiko Tanabe isimli çok önemli bir sulu boya sanatçısı var. Çok da seviyorum kendisini. Misafirimiz de oldu. Onun resimlerini buldum. Ben bu sulu boya resim yapmaya başlayınca çok hoşuma gitti. Ve tesadüf aynı hafta sanatçı İzmir'e gelip sergi açtı ve orada bir workshop düzenledi. Ona mutlaka katılmam gerektiğini hissettim o an. Eşimle atladık, gittik İzmir'e. Ve ona sulu boya workshopuna katıldım. Ve gerçekten o bir günlük etkinlikte dünyadaki sulu boya yaklaşımı nasıl? Sulu boya resim aslında nasıl yapılmalı? Yani Keiko'dan inanılmaz büyük bir hayat dersi aldım sulu boya adına o anlamda. Sonrası zaten malum gelişti ve işte bugünkü bu sergiye kadar geldi ve benim hayatımda artık gerçekten çok önemli bir yeri var. Bir tutkuya dönüştü diyebilirim. Neden sulu boya diye bazen soruyorlar yani. Doğru. Birçok yerde çok daha büyük yağlı boya resimlerin ilgi gördüğü bir alanda neden sen sulu boya resim yapmaya çalışıyorsun diyorlar. Bilmiyorum, ben sulu boya tanışana kadar çok zaten kontrollü bir sanatçıydım. Yani çok uğraşırdım yaptığım işlerle, çok ince detaylar çalışırdım, çok bütün ayrıntıları resmetmeye çalışırdım, fotorealistik illüstrasyonlar yapardım. Çok kontrollüydüm. Ve yağlı boya, akrilik gibi malzemeler de bana öyle geliyor. Yani çok kontrollü. Boyanın rengini tespit et, oraya boya falan. Ama sulu boyada gerçekten
kontrol edemediğiniz bir dünya var. Yani su, boya ve kağıdın ilişkisini inanılmaz bir tesadüfi etkiler yaratan bir ilişkisi var bu üçünün. Sizin oradaki göreviniz işte o tesadüfiliği kontrol etmek aslında. Suyun akışını kontrol etmek. Boyayı, kağıdın boyayı ne kadar emdiğini kontrol etmek. Ve bunun bunun karşılığında da gerçekten inanılmaz atmosferik etkiler yaratabildiğiniz resimler ortaya çıkıyor. Biraz da onu seviyorum. Yani şehir resimlerini yapmamın sebebi de o belki işte. Sisli atmosferleri seviyorum, hava perspektifini seviyorum. Gölgelerin içindeki ışığın renklerini yakalamayı seviyorum. Işığın içindeki farklı ışıkları yakalamayı seviyorum. O yüzden sulu boya benim için ya bambaşka bir keyif. Yani bir inanılmaz bir tutku. Kentler de ayrı bir tutku diyebilirim. Neden? O özellikle Avrupa'daki eski kentler, yaşanmışlığı görebildiğiniz, deneyimlediğiniz, yani 500 yıldır kaldırımları değişmemiş olan kentlerden bahsediyorum. Gidiyorsunuz ve orada nesiller boyu insanların yaşadığını hissediyorsunuz. O sokaklardaki yaşanmışlıkları görüyorsunuz. Güneşle, ışıkla ilişkisini görüyorsunuz kentlerin. Bizdeki gibi çoğu, yani modern kentler belki çok yüksek binalar, ışığı görmek çok imkansız ama Avrupa'daki eski kentlere gittiğiniz zaman o binaların arasından ışığın başka bir binaya vuruşunu, orada yarattığı etkiyi, kontrastı hepsini görüyorsun. Bazen gezerken resim sahnesi gibi görüyorum her yeri. Yani bakıyorum karşımda resim yapmam gereken bir sahne varmış gibi hissediyorum. Yani ve onun resmini yapmak istiyorum. Yanında malzemeler de falan. Allah'tan şu an hepimizin cebinde cep telefonları var. Fotoğraflarını çekiyorum. Ve sonra vakit bulduğumda o sahneleri resmetmeye çalışıyorum. Dünyada gerçekten kent resimleri yapan çok önemli sulu boya ressamları var. Benim bu alana eğildiğimde ilk ilgimi çeken şey şu olmuştu. Çok anlamsız gelebilecek. Yani hiçbir özelliği olmadığını düşündüğünüz bir kentin bir köşesini kağıda aktarıyorlar. Ve gerçekten de fantastik bir atmosfer oluşuyor. Hiçbir anıt yok içerisinde. Bir turistin ilgisini çekebilecek hiçbir öğe yok aslına bakarsanız. Resmini yaptıkları yerde. Ama oradan inanılmaz bir resim ortaya çıkıyor. Bu bana ilginç gelmişti. Ben de o tarz resimler yapıyorum şu an, hani şehir resimlerinde onu yakalamaya çalışıyorum. Ama ben biraz daha anıtsal değeri olan, hikayesi olan binaları resmetmeyi daha çok seviyorum. Yani o hikayeyi de kağıda aktarmayı çok daha bana yakın geliyor. O yüzden de resimlerimin birçoğunda mesela işte Roma'nın arka sokaklarındaki bir köşeyi değil de oradaki daha anıtsal işte binlerce yıldır ayakta duran bir yapıyı da o resmin bir tarafına yerleştirmeyi, bir köşesine yerleştirmeyi veya İstanbul'un çok böyle işte atıyorum Karaköy'ün arka sokaklarını değil de Galata Kulesi'ni de gördüğüm bir kompozisyonu resmetmeyi daha çok seviyorum. Işık çok önemli. Yani zaten sulu boya yapıyorsanız ve başladığınızda o ışığı yakalayamıyorsanız, ışığı yok ediyorsanız resim ortaya çıkmıyor. Bir de öyle bir şey var, yani geri dönüşü olmayan bir teknik. Hani tekrar üstünü kapatayım, bir daha boyayayım gibi bir durum yok. Kağıdı görmek zorundasınız. O yüzden de ışık ve onun içerisindeki farklı tonlar, ışığın içerisindeki farklı ışıklar, daha sıcak, soğuk yaklaşımlar. Bunlar da benim resimlerimde biraz ön plana çıkan öğeler. Belki de hani beni en çok ifade eden iki şeyden bir tanesi işte resimdeki ışık ve kontrast. Yani koyu ve aydınlık alanları içinde birbiriyle işte ilişkisi üzerine oynamayı çok seviyorum aslında bakarsanız resimde. Tabii yani sadece salt bir resim değil. Yani resim yapmak da değil. Hayatımızın içerisinde bir sürü farklı odak noktası var ve bunlar bizim yaşama tutunmamızı sağlıyorlar. Ya da kendimizi bulduğumuz
alanlar var hayatımızda. Ben çok yoğun ve stresli bir iş hayatı olan bir insanım. Çok yoğun çalışıyorum. Çok düşünsel çalışmalar üretmek zorundayım. O yüzden de bazen bir kaçış alanına, kaçış noktasına ihtiyacım oluyor. Sulu boya işte burada çok önemli bir rol üstlendi benim hayatımda. Ofisimde de güzel bir alanım vardır. Bazen çok yorulduğumda ya da bir kampanya üzerine düşündüğümde ya da düşünürken bir şey yapmak istediğimde oturup bir resim yapabilirim. Yani bir resim yaparken aslında bir marka için bir kampanyayı düşünüp kurgulamaya çalıştığım zamanlar da oluyor. O yüzden de sulu boyanın hayatla kurduğum ilişkide böyle de bir rolü var. Beni rahatlatma, daha fazla huzurlu bir alan yaratma gibi bir rolü de var benim hayatımda. Bence belki de en önemli rolü bu diyebilirim. Çünkü hepimizin yaşamı türlü zorluklarla dolu ve herkesin mutlaka kendisi için belli kaçış noktaları yaratması gerektiğini düşünüyorum.